Herkese merhaba ve Modern Skyblade'a tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm her şeyden çok bizim buradaki görevleri bitirmeye başlayacağız. Actually Editions görevlerini. Şimdi geçen bölümlerde birazcık büyü şeylerine baktık ve büyü şeylerine artık bakmayacağım kolay kolay çünkü bence büyü moduna yeterince fazla zaman ayırdık. Ben birkaç bölüm sonra sizlere büyü modunun şu kadar görevin neredeyse tamamını bitirdim veya hepsini bitirdim veya çoğunu bitirdim diyerek geleceğim size size herhangi bir şey göstermeden yaptığım işlemleri o şekilde bitireceğiz. Büyü görevlerine bence yeterince zaman ayırdık. O yüzden artık buraya bakıyoruz. Ben büyük görevlerini bölüm aralarında kendim halledeceğim bu noktadan sonra. Bu arada ben bu üretimlerle uğraşırken size de sizle de hadi genel benim şu internet sorunuyla ilgili konuşalım kısa bir. Çünkü bu kanalda çıkamadım genel olarak ne sorunu yaşadığımla ilgili. Şimdi benim upload'ım çok yavaş belli bir süredir ve gitgide yavaşlamaya devam ediyor. Ben buraya taşındığımdan beri biliyorsunuz belli bir süre önce taşındım. Yeni insanlar taşınmaya devam ediyor. falan filan. Şimdi ben şunu fark ettim belli bir zaman önce herhangi bir oyunda server kurmaya çalışınca benim kontrol panelde modemi kontrol panelde gördüğüm IP ile normal IP test yapılınca internetten gösterilen IP ikisi birbirinden farklı. Ki aynı zamanda e, internet daha yoğun kullanılan zamanlarda benim internetim gitgide daha çok düşmeye başlıyor. E, bu da demek oluyor ki e, bir şekilde hani buradaki aynen öyle üstüne diğer bağlanan insanlar etkiliyor. Ki bu da anca nasıl olur e, eğer bağlantımız aynı routerdan geçiyorsa olur. Ki aynı routera normalde e, bir sürü insanı bağlamak ortak routera bağlamak yasak direkt yasa dışı bir şey bildiğim kadarıyla normalde. Hani e, böyle çok ciddiye alınan bir kural değil ama normalde yapılmaması gereken bir şey. Tabii ki siz bunu yapıyorsunuz diye gidip kimseye kanıtlayamazsınız. Ben de düşündüm ki eğer e, şey kendime sabit IP istersem internet sağlayıcımdan sabit IP'yi eğer hepsi ortak bir routerdan geçiyorsa bana veremezler. Direkt imkansız çünkü o şekilde yapması. Ya bana sabit IP'yi vermeye çalışırken ben isteyince orada bir sıkıntı olduğunu fark edip düzeltecekler umarım. Ya da e, bir şekilde burası düzeltecek. Öyle bana vermeleri istenince bir şekilde ben de bilmiyorum. Aklıma gelen en iyi çözüm bu. E, ve telefonla arayıp halletmeye çalıştım. Telefonla arayınca ne yazık ki ne kadar defalarca <laughs> defalarca söylesem de... ...modemi kapatıp açtan başka bir cevap alamadım. Ama e, herhalde kendim gidip biraz... Daha sinirli bir şekilde konuşunca ancak derdinizi anlatabiliyorsunuz. Genelde bir şeyler değiştirmek istiyorsanız. Türkiye'de öyle çalışıyor. Yani e, yakında değil, ulaşım zor. Doğru düzgün bir, onu diyebileceğim bir şubeye gitmek. O yüzden üşeniyorum. Üşenmediğim bir zaman umarım halledeceğim. Umarım kurtulacağım artık ama yani e, benim aklıma o geldi. Bu durumdan kurtulmak için sadece açıkçası. Eğer sizin daha parlak fikriniz varsa duymak isterim. Bu konuyla ilgili bilginiz varsa kesinlikle yorumlarda. Ama yani benim aklıma başka bir şey gelmedi bunu düzeltmek için açıkçası ve evet durum öyle yani ee, işte bu videoyu çektiğim gün cumartesi muhtemelen hafta içi uğrayacağım oraya pazartesi veya salı ee, yapmaları ne kadar sürecek bilmiyorum normalde anında yapılan bir şey fakat muhtemelen anında yapılmaya çalışıp yapılmayacak yapılamayacak direkt izin vermeyecek sistem eğer düşündüğüm gibi router varsa sonra ne olacak bilmiyorum işte bakacağız ben de sizin kadar meraklıyım. <laughs> Ee, tamam. Şimdi aynı zamanda görev bir de kanola e, Oyl yapmamı istiyor. Kanola e, Oyl'ı göreve nasıl göstereceğim ben? Hiçbir fikrim yok. Better Questing yazsam belki. Şu arkadaştan mı? Evet. Bu. O.S.S. Object Submission Station. Bundan da yapmamız gerekecek. Kitap, Glass ve Chest. O kadar sorun olan bir şey değil. Fakat önce biz kanal oyunumuzu üretelim. Bu kanal oyunu üretmek için bu kanala presi kullanıyoruz. Kanala pres tabii ki enerji istiyor. Bizim şu anda bunu enerji bağlamamızın en kolay yolu direkt buradaki call generator'ları kullanmak. Daha sonra call generator'ları Gerçi bir tane daha yapmama gerek yok. Kanalı pres zaten aktif olarak kullanacağımı sanmıyorum. daha sonra bunu da direkt içine Kanala koyuyoruz. Ve bu da Kanala'yı işlemden geçiriyor. Bize Kanala oil veriyor. Bu kanal oil'dan bize görev için bir kova lazım. Şu anda koyduklarından zaten bir kova çıkıyor olmalı. Çıkmıyorsa da daha fazlasını üretmek sorun değil. Tamam. Onu hallettik. Şimdi o zaman hadi bunu yapalım. Bir tane kitap. Kitap var mıydı ki bizde? Yine şu iğrenç sandıktan falan bulmak lazım. Bakmak lazım. Pekala hazırladım her şeyi şu anda. Her şey yolunda olması lazım. Gerçi bundan bizde vardı muhtemelen ya da yapmışızdır hani neredeyse eminim ama <laughs> onu bu iğrenç sandıklarda bulmaktansa özellikle şu iğrenç copper sandıkta bulmaktansa direkt yenisini üretmek daha iyi şu anda benim için daha rahat. Tamam bunu açtık. Şimdi bunda istediğim bir görevi seçemiyor muyum ya? Çantamdan algılamasını umacağım artık. Aldığım kanala e, oyalı. O yüzden... Aa algılıyormuş. Hey. Tamam. Ona gerek yok o zaman. Yani yine işimize yarayabilecek bir şey. Kullanabileceğimiz bir şey. Daha sıkıntılı bölüm e, görevlerde. O yüzden boşa gitme ürettiğimiz. Ama direkt çantamdan da algılıyormuş artık. Evet. Yani tamam. Onu yaptık. Çok sorun değil. Şimdi fermenting barrel yapacağız. Kısacası burada gördüğünüz dört tane görevin dördü de bu bizim Burada ürettiğimiz oyunu geliştirme aşamaları. Aşama aşama geliştirip son seviyeye getirmemizi istiyor. Aslında bu yöntemle son seviyeye getirdiğimiz oyun oldukça iyi bir enerji üretme yolu. Eğer özellikle bunların hepsini otomatik değiştirirseniz. O yüzden ileride kullanacağım bir şey. Muhtemelen enerji için asıl bunu kullan kullanmaya başlayacağız ileride. Fakat şimdilik hani çok büyük bir önemi yok. Sadece görevleri yapıp bırakacağım şu noktada. Şu noktada kömür yeterince hızlı elde ediyorum. Ve hani zaten şu noktada bunları Otomatikleştirmem zaten oldukça zor. O yüzden şimdilik gerek yok ama yakında bakacağız. <laughs> Hayret bir şey ya. Hani ben bu kadar konuşuyorum. Önden biliyorsunuz e, şerit led var şurada. Işık açtım. Bilgisayar açık. Ne bileyim. Hüsnü şu anda ama mikrofonun üstünde uyuyor. <laughs> Hatta göstereyim gösterebilirsem. Bir dakika. Azıcık daha dön lütfen kamera. Bakın. Ne ışıktan ne sesten rahatsız oluyor kuş. İnanarak uyuyor. Şimdi bu fermenting barrel nasıl çalışıyor? Açıkçası bu fermenting barrel'ı da biz e, Hasan'ın bilgisayarındaki sorun yüzünden e, yarıda bıraktığımız seride kullanmıştık. Hatırlıyorsanız. Age of Engineering'de. Belki hatırlıyorsunuz, belki hatırlamıyorsunuz. Önemi yok. Kısacası bu barrel'ı herhangi bir yere koyuyorsunuz. Herhangi bir enerji, kaynak, veya uğraş gerektirmiyor. Sadece etrafta bir yere bırakıyorsunuz. Daha sonra içinde kanal oylerinizi koyuyorsunuz ve bu kanal oylerinizi yavaş yavaş daha iyi bir oyla dönüştürüyor. O da refined kanal oil. Yani bu yüzden açıkçası hani bu oyulu direkt olarak ana halinde kullanmak çok büyük bir israf. Çünkü hiçbir şey harcamayan ve yeterince hızlı olan bir alette ve neredeyse sadece odunla yapılan bir alette geliştirebiliyorsunuz bu yaptığınız şeyi. Niye kullanmayasınız? Kullanmamanız için hiçbir neden yok onu. Ee, tabii ki görevi bitirmek için bundan da bir kova yapmamız gerekecek. Ha, birebir çevirmiyor bu. Hmm. O bize biraz sorun olabilir. Ee, tamam, o zaman yaklaşık bir kova daha kanala lazım. Zaten biraz fazladan yapmamız iyi olurdu. Ee, halledelim hemen, hallederiz, sorun değil. Ve hazırız. Tamam, böylelikle bu görev de bitti. Ve buradan da herhangi bir ödül seçeriz. İçinden çöp çıkar. Bize 20 kere çıkmış olan ödül. Evet. Tamam şimdi bir sonraki seviyeye geçirebiliyoruz. Ve bunları yaptıktan sonra geriye burada fazla bir şey kalmıyor açıkçası yapacağımız görev. Crystallized Canola Seed. Şimdi Crystallized Canola Seed yazsam daha güzel olur. Onu yazmaya çalışmak yerine. Ee, bu arkadaş için direkt Empower'ın önüne atıyoruz ve işimiz bitiyor. Bu kadar basit açıkçası. Zaten bizim Empower'ımız var ve çalışıyor. Yani bu arkadaşın önüne atıp tuşa basmaktan başka yapmam gereken hiçbir şey yok. Ve bam. Bu bize Crystallize Canola Seed veriyor ve bu da e, bizim bir sonraki görevimiz için yeterli. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bir kapalı bir alan yapıyorum buraya. Buraya bizim refined kanola oil'ı koyuyorum ve daha sonra içine bunu atıyorum. Ve bu direkt bunu buna dönüştürüyor. Çok hızlı yapılan bir şey fakat bunu yapan şey bir makine olmadığı siz olduğunuz için otomatikleştirmesi bir o kadar daha zor. Yani bunu otomatikleştirmek için biraz daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Ama yine çok problem değil kesinlikle otomatikleştirilebilecek bir şey. Değil mi? Ve genelde bunu yapmanıza değiyor çünkü bu kanola seedler bedava sayılır resmen. O kadar az enerjiyle yapılıyor ki burada. Kristal azalleri. ki zaten bu oil üretmek için kanal üretiyorken seed de birikiyor bir sürü. Onları bu şekilde kullanmak çok çok iyi oluyor normalde. Şimdi e, bunun için tabii ki Empowerer görevlerini bitirmemiz gerekiyor son seviye için. Çünkü şunu yapacağız. E, Empowered kanala seed isteyecek bu. Ve bu da bizim empower'ı kullanmamızı istiyor. Normalde şu anda da yapabiliriz. Onu direkt yeterli malzemelerimiz var. Fakat görevini yapamayız anlaşılan görevi önce. Empowerer görevini tamamen bitirmemizi istiyor bütün bunları. Yani bir energizer'ı ve enervator'ı yapalım istiyorsanız şimdi. Ondan sonra buna geçelim. Bu bölüm bunların çoğunu bitirmek istiyorum. Hani genelde 2-3 bölümde bir bir görev yerini bitiriyoruz. 2 bölüm şey yaptık. Büyü görevlerini yapmaya başladık. Ve ben en fazla bir bölüm sonra falan bu görevlerin hepsini bitirmiş olacağım bölüm arası uğraşarak. Bu bölümde buna geçtik. Bundan önce bu modda bir bölüm çekmiştim. Bu moda odaklandığım... Yani bunu daha yakında bitirmemiz gerekiyor. O şekilde ilerliyoruz biliyorsunuz. Energizer ve Enervator. Pekala ihtiyacımız olan her şey bunlar olması lazım. Bir bakalım o zaman. Ee, galiba koldum yok ama bir dakika. Koldumuz var mıydı? Var, çok var, çok iyi. Tamam. O zaman ihtiyacımız olan her şeye sahibiz tahminen ama yine de emin olmakta yarar var. Tamam. Deneyelim. Eğer ihtiyacım olan her şey çantamda değilse videoyu durdurup hazırlarım. Öncelikle e, bunlardan yapacağız. Bu arkadaşlardan tam 4 tane yapacağız çünkü 4 tane gerekiyor. Tamamdır. Ve bunlardan da 2 tane yapacağız. Iron casing. Daha sonra bunlardan birisiyle energizer yapacağız. Pam ve diğeriyle de enervator yapacağız. Şu anda düzgün bir e, şey yok bizim. Tam de yaptık. Harika. Hemen hallettik. Şu anda bizim e, direkt düzgün RF üretip dağıttığımız bir sistemimiz yok. RF üretmemiz gereken her yere direkt call generator koyup bırakıyoruz şu anda. O yüzden bunları şimdilik rastgele bir e, call generator'ın yanına bırakıyorum. Açıkçası. E, dolayısıyla evet. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Şu anda düzgün bir sistem kurduktan sonra bunları bağlarız. Bu arkadaşın aslında enerjiye bağlanması gerekmiyor. Bu eşyaların içinden enerji çeken bir alet. Yani Energizer'ın tam tersi. E, fakat yine bunu da buraya bağlıyorum. Çünkü içinden enerji çekersek de bir yerde depolamamız gerekir. Depolayacağımız yerde şu anda Coal Generator galiba. Gerçi Coal Generator enerji alıyor mu onu bile bilmiyorum. Sadece üretiyor galiba. O zaman bunu yanına koyalım. Hani Energizer bence hiçbir işe yaramıyor. Çok az kullanım alanı var. Ben olsam asla üretmem direkt. Bir kere bile kullandığım bir şey değildir kendisi. Ama görev yapmamızı istedi. Pahalı değil. Her neyse. Çok kafaya takacak bir şey yok. Ve de çöp. Tamamdır. Şimdiki planımız ne? Şimdi e, yapabileceğimiz bazı şeyler var. Öncelikle burada yapmadığımız iki tane görev kaldı şu anda. Tabii ki şunlar daha var. Fakat bunlar daha açılmadı. Bu empowerer yapması gerçekten çok büyük sıkıntı. Çünkü bunların tamamını üretmemi isteyecek. Ki bunların tamamını üretmek cidden kırık bir şey. O yüzden bunu en sona bırakmaya çalışıyorum. Şu anda daha çok drill'e odaklanacağız. Drill ama yüksek miktarda demir istiyor ve bizde hiç demir kalmadı. O yüzden her şeyden önce biz kendimize birazcık daha şey yapmamız gerekecek. Demir için malzeme yapmamız gerekecek. Yani bu da blaze powder ve rotten flesh demek oluyor. Ve buradaki kristal fluidleri de hemen şu yukarı tarafa bırakacağız. Bunlar da işlemden geçsin diye. Zaten hiç kalmamış galiba. Hiç kristal fluidimiz kalmamış sayılır. Daha fazla cam da yapmam lazım benim. Ee, tamam. Ve burada daha fazla demir üretmeye başlayacağız hemen. Demirimiz demirimizin neredeyse hiç kalmaması gerçekten hoş bir durum değil. Demir çok fazla kullanılan bir şey. Güzel. Tabii ki 3 tane elmasa ihtiyacımız olacak bu drill yapmak için. Görevimiz drill yapmak. Ben hemen ee, 24 tane block of coal hazırladım. Biliyorsunuz öncelikle Block of Charcoal yapmam gerekiyor ve Block of Charcoal niyeyse şu anda bana unfamiliar item yani henüz keşfetmediğim bir item olarak gözüküyor. Bu bir bug mı yoksa mod paketin update deyince mi oldu bilmiyorum. Update'den dolayı bir şey mi eklendi de oldu bilmiyorum. Hani update dedikten sonra oldu ama böyle olması. Ne kadar bana unfamiliar gözükse de eğer eşyayı elime alırsam yere düşüyor sadece. Onun dışında üretimlerde kullanabiliyorum hala. O yüzden herhangi bir sorunum yok. Direkt normalde bunu herhangi bir üretime koysam kullanılmaz. Fakat bu makinede dönüştürüyorum da block of coal olarak kullanıyorum onu. Bu makine benim keşfedip keşfetmediğime bakmadan dönüştürebiliyor item'ı. Ve çiçeklerimizi de alabiliyor. O yüzden o kadar sorun olmuyor. Şanslıyız o bakımdan. Şimdi e, bunların hepsini dönüştüreceğiz. Daha doğrusu teker teker atsam daha iyi olur özellikle böyle bir makinede. Ups. Bunu daha iyi bir yere almak lazım. Tahtayla kapatırsak çalışmıyor bu arkadaş. Bu arada bilmiyorsanız. Ve şimdi bunların üçünü de elmas haline getireceğim. Bunların üçünü elmas haline getirdikten sonra çok fazla ihtiyacımız olan bir malzeme kalmıyor. Sadece yüksek sayıda demir ve yüksek sayıda demiri yaptıktan sonra başka hiçbir şey yok. Gerçekten. Burası için 3 tane 3 e, blok demir gerekecek. Burası için 4 blok demir gerekecek. Yani toplam 7 blok demire ihtiyacımız var. Onun dışında sadece Redstone ve Black Quartz ikisinden de biz de istediğimiz kadar üretebiliyoruz. Altında bayağı var. Yani sadece bu önemli olan. Tamam 3 tane elmasımız oldu. Ee, bu da demek oluyor ki drill yapmaya hazırım şu anda. Tek beklediğim şeyler. Ee, şeyler. Demirler. Demirlerimiz ne durumda bakalım. 30 tane olmuş. Yani... 63 tane demir lazım olacak bana 7 tane blok yapmak için. Kısacası daha biraz daha şeyi var. Zamanı var. Ama işte bizim kristallerimiz de yetmeyecek muhtemelen. Kristal şartlarımızı ondan da üretmek lazım falan filan. Buradaki şeyler bittiyse, ooo bir sürü üretmişiz. Gerçekten bayağı fazla üretmişiz. Çok iyi. 60 tane Iron Alchemical Ordas ve bunların tanesinden 10 tane falan demir çıkarabiliyoruz. Bayağı bir demir şey ürettik. Süper. bunlar hallettiğimize göre artık geri kanalıyla tamamıyla direkt glass üretelim. Glass olsa glass şart. 10 taneden ne kadar çıkarsa artık. Evet redstone'ları çoğaltmak için bayağı fazla mana harcadım. Buradaki manayı da doldurmamız lazım. Çünkü şu an redstone ve glowstone ve nether quartz kaynağımızın tamamını manayla sağlıyoruz. Botanya'da gelişmenin yararlarından birisi. Daha doğrusu botaniyeyi tamamen bitirmenin. Tamam. Şimdi ihtiyacım olan her şeye sahip olmam lazım şu anda yanılmıyorsam. Ve bunların hepsi enoe kristal blok mu istiyor? Aynen. O zaman 7 blok iron'ımızı da enoe kristal bloğa dönüştüreceğiz. Ne kadar... Ee, çok iç açıcı bir durum olmasa da yani yapmamız gereken bir şey. Bu kadar demir gidiyor. Bam. Ve böylelikle yedisi de en kristal blok oldu. Şu anda direkt bitirmiş durumda olmamız gerekiyor. Ama bakalım belki unuttuğum bir şey vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapmamız gerekiyor zaten herhalde. Evet. Tamam. Daha sonra iki tanesini gold'la kaplayacağız. Bir. Ve de iki. İki tanesini kapladık. Ee, daha sonra geri kanalında şunu yapacağız. Bir tane drill core. iki tane bu arkadaştan. Üç tane bundan. Sadece üç tane diamantin kristal kaldı. Onlar da tabii ki lazerin karşısına diamond atılarak yapılıyor. Bam. Ve burada görevimiz bitmiş oluyor böylelikle. Güzel, hızlı yaptık ya, çok hızlı yaptık çoğunu. İyi, bravo bize. Ee, tabii ki birazcık da video düzenleme sihiri, normalde o kadar da hızlı olmadı ama çok hızlı olmuş gibi davranabiliriz hep beraber. Tamam, bunu da bitirdik, bu da bitti ve e, bu bölümde bayağı ilerleme kaydettik görevlerde. Bunların çok büyük kısmını hallettim. Yine çöp geldi, önemli değil. direkt aşağı atarız çöplerimizi. Bu tarafı tamamen bitirdik, temizledik ve tek ihtiyacım olan şey artık Empower'ı bitirmek, şu saat bitirip şu sağ taraftakilere bakmak. Bu sağ taraftakilerin çok büyük çoğunluğu da yapması zor değil. En azından yapımı değiştirilmediyse ki bu mod paketindeki çoğu şeyin yapımı değiştirilmemiş sanmıyorum. Bunların çok büyük kısmı bizim için çok kolay şeyler. Sadece şunları yapması sıkıntı. Tamam. O zaman bunlardan başlayalım. Neyle başlıyoruz? Empowered Restonia Kristal. Şimdi tabii ki benden istediği diamond gibi şeyleri e, yapmam zor. Hatta imkansız. Yani imkansız değil de bu çok uğraştırır. E, blok şeklinde yapmam. Fakat yapabildiklerimi blok şeklinde yapacağım. Çünkü Empowered Restonia kristal de bir Nether brick, bir redstone, bir brick, bir red powder istiyor. Empowered Restonia blok da bunlardan birer tane istiyor. Yani o yüzden yapmışken toplu bir şekilde yapmak bizi sadece kara geçiriyor. O yüzden eğer e, elde etmesi çok çok zor olan bir eşya değilse, örneğin bu durumda redstone o kadar sorun değil, e, kesinlikle toptan yapmaya çalışacağım. Çünkü bizi kâra geçiriyor bayağı. Eğer bilmiyorsanız buradaki 4 tane e, display stand eşyalarımızı koyuyoruz, ortaya malzemeyi koyuyoruz ve bunlar enerji harcayıp işini bitiriyor. Şimdi bunlara devamlı olarak enerji sağlayacak kadar e, yüksek bir üretimimiz yok. Fakat olmasına da gerek yok çünkü zaten... Bunların hepsinin içindeki enerjiyi bitiremeyecek kadar az enerji isteyen üretimler yapacağız şu anda. Şimdilik endişelenmemiz gereken herhangi bir konu yok. Böylelikle bunu yapmış bulunuyoruz. Tada! Hatta Empowered Restonia Kristal yapmışım ben daha önce. Ha, Hatırlamıyordum. Her neyse tamam fazladan yapmış olduk o kadar. Ee, problem değil. O zaman sırada Paris Kristal. Bir dakika ne? Eee prizmanın shard için bu sandığa bakıyordum ve burada 3 tane diamondin kristal blok buldum. Bunlar nasıl burada? Ne? 8 tane ne? Çok ilginç. Ha. Direkt hı hmm, hı hmm, burada düşündüğümden daha önemli şeyler varmış. Mesela bu direkt 3 tane diamond blok demek. Evet. Hani evet boşun üretmişiz şey. Emerald yapar, drill'i yaparken de boşun üretmişim şeyleri. Restonya kristal blok da var. Muhtemelen bunların hepsi direkt şeyden çıktı ve ben fazla dikkat etmedim çıktığı zaman. Ee, klasik loot bag'lerden yani. Evet. Anlaşılan Prizma'nın şartlardan ihtiyacımız olan kadar yok. Ee, en kötü ihtimal o iğrenç yaratıkların tekrar doğmasına izin vereceğim. Ama nether quartz'ı Prizma inşaatı dönüştürebiliyormuşuz eğer alkemi katalist yaparsam. Fakat her tarafı tüy yaptın kuş. Alkemi katalistimizi harcamıştık. Yani şu an bizde yok. Ee, ben bir hemen kontrol edeyim. Bizde şey var mı diye. Bir dakika. Bap 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 bap. 15 tane de emerald buldum ayrıca yine aynı yerde. <laughs> ee, tamam. Blaze rodumuz kaldı mı diye ben hemen kontrol edeyim. Kalmadıysa nether'a gidelim. Kendimize bir adet daha alchem katalistten yapalım. Çünkü kullanmamız gerekecek gibi görünüyor maalesef. Ne kadar. Şimdiye kadar kaçınmaya çalışsam da. İşi, işinin yanı e, emerald ve empowered. E, emerald ve diamond'in bloklarını o sandıkta bulduğuma göre artık bunları da blok şeklinde üretebilirim. İleride ihtiyacımız olduğunda direkt hazırda elimizde olmuş olur. Bu çok iyi olacak. Ee, bu bölüm bunların hepsini üreteceğim muhtemelen. Hepsini üretmesem de bir tane falan kalır. Ne kadar sürem kaldı bilmiyorum şu anda. Dediğim gibi şu anda upload hızım 0.5 falan. Hatta bazen daha da azalıyor. O yüzden çok uzun video çekmek demek benim 8-9 saat yüklenmeyi bekleyeceğim demek anlamına geliyor. Ve gün içerisinde yüklenmesini istiyorum. Gece 12 olmadan o yüzden evet. Umarım hafta içi çözebilirim mümkün olduğunca çabuk ya onu, sorunu. Hı. Bu Molten Core denilen arkadaşla da işimizi çözebiliyoruz aslında. Benim sonradan aklıma geldi. Fakat bende bir tane var. O Blaze'leri öldüreceğiniz bir tane çıktı. Dolayısıyla ben bir hemen bu sandıkta bir tane daha var mı diye bakacağım. Fazladan Molten Core'umuz var mı diye. Bu sandıkta arama yapamıyorum. Arama çubuğuna herhangi bir şey yazınca oyun acayip şekilde takılmaya başlıyor ve bazen kapanıyor. Bu sandık iğrenç bir şey ve bu sandığa eşyalarımı koyduğum güne her gün lanet ediyorum ama şu noktada çok elimden gelen bir şey yok mecburen. Tek tek bakmak zorundayım buradaki her şeye. Var mı diye bakacağım olmadı birazcık daha çıkana kadar herhalde. E, loot bag atacağım çünkü orada blaze kesip de onlardan çıkarmaya çalışmaktan daha mantıklı geliyor açıkçası burada aramak. Yok. Direkt yok. Sağ olasını. Tamam buldum. Düşündüğümden daha çabuk oldu. <laughs> Ve de bam. Tamam. Daha sonra bu arkadaşları böyle koyunca bu bana 4 tane blaze rod veriyor ve bir tane de artmış oluyor. Hey. Tamam. Aynen öyle Hüsnü. Ve Hüsnü uyandı ve gürültü yapmaya başladı yine. Herhangi bir rahatsızlık için tekrar özür diliyorum ve bu konuda bir şey yap... <laughs> Elimden bir şey gelmediğini tekrardan hatırlatayım. Bir kuş bağırmak istiyor ve Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bunu bir e, mana pearl'a dönüştüreceğiz. Ve daha sonra sıradaki adımımız e, tek ihtiyacımız zaten şey prizmer inşaat zaten. Yani alkemi. İki tane gold ingot, iki tane blooming stand living rock'ımız zaten var. Tamam. İki tane gold ingot ve iki tane blooming stand. Çok sorun olmasa gerek. İki tane blooming stand iki tane gold ingot ve living rock. O da şurada. 4 tane. Artık otomatik bir düzenleme sistemimiz olsa da bu mod paketinde de şu her taraftaki çöplerden kurtulsam her taraf o kadar fazla eşya dolu o kadar iğrenç ki nefret ediyorum her yerden. Ne zaman bir şey üretmem gerekse iyi diyorum kendi kendime bu eşyaları bulmam gerekecek. Yani. Tamam. Ha, üç tane olmuş oldu böylelikle. Güzel. Ee, ha. Ve bu da Sayın ve 3 tane prizmanın şart bu görevimizi de bitirmiş oldu. Bunu hallettiğimize göre geriye neler kaldı? Empowered Diamantine, Empowered Void, Empowered Emeraldic ve Empowered Enero Kristal. Umarız bunları elde etmemiz, bir şeyler üretmemizi istemez bu palis Kristallerde olduğu gibi. Bakalım. Evet, Diamant'in için olanlar da hazır. Diamant'in kristal blok 9 tane elmas demek. Fakat direkt görev ödüllerinin birisinden çıkmış. Direkt ondan aldığımızı aldım ve kullanıyorum. O yüzden bir sıkıntısı yok. Ve bu da bize e, Empowered Diamant'ini sağlamış oldu. Şimdi Empowered Void Kristal'e bakmamız lazım. Ve tabii ki bunu da blok olarak yapacağız. E, bunun için Charcoal, Flint, Stone ve Black Dye. Bu da oldukça kolay olması lazım. Malzemeleri ayarlaması... Flint burada. Black Dye nereye koydum emin değilim. Charcoal'umuz zaten var. Ee, siyah boyamız vardı. Çok iyi biliyorum. Çünkü e, ta serinin en başlarında aşağıda durmadan Squid doğuyordu. Onları öldürüyorduk. Onlardan siyah boya elde ediyorduk kolay bir şekilde. Gerçi e, bu da sayacaktır muhtemelen bunu. Bunun ezilmiş versiyonunu daha doğrusu. Eğer çok çok e, umutsuz duruma düşersek onu bulmakta. Hmm. Buraya mı koyuldu ki onlar? Pekala. Bu Block of Coal'u hemen Void kristal bloğa dönüştürüyoruz. Daha sonra Void Crystal uh, Inksec Flint Charcoal ve Stone. Bu da bize Empowered void kristali veriyor hem de 9 tane. Hepsinden 9'ar 9'ar yapıyoruz. Çok iyi ya. İlerideki üretimleri yaparken o kadar işime yarayacak ki bunlar. Muhtemelen e, görevlerin hepsini bitirene kadar bir daha bunlardan üretmemiz gerekmeyecek. Gerekebilir ama gerekse de çok az gerekecek. Çok iyi o yüzden bu. Gerçekten çok iyi. E, Emradic kristal bloğu da yaptık. Şimdi bunu empowered hale getirmek için ne gerekiyor diye. Bakalım. E, grass, sapling, slime ball ve lime dye. Tamam. Yani bir tane daha yeşil boya lazım. Onun dışında makas lazım. Direkt üreteceğim. Muhtemelen daha önce ürettiğim vardır. Fakat e, bulmak için fazla üşengecim. Burada kristal fluidimiz mi bitmiş? Evet kristal fluidimiz bitmiş. Ben de diyorum niye akmıyor. E, şuradakileri alacağız. Bu 64 tanesi. Yeterli olacaktır herhalde şimdilik. Bir ara otomatik cam. Hani e, şu yaratık tuzağını iyice geliştirip daha sonra otomatik olarak e, gelen bekleri işleyip aktarmayı yapabiliriz. Ama dediğim gibi şu anda düzgün bir depolama sistemimiz yok. Bu sandıktan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmiyorum. Birincisi. İkincisi lootbacklerden çıkan ödüller gereksiz iyi bu yaratıklardan çıkan ödüller. Eğer çok yüksek sayıda bunlardan üretip hepsinin içine açıp düzenli bir şekilde koyacak bir şey yaparsak mod paketinde benim hiçbir şeye uğraşmama gerek kalmayacak ki şu anda mod paketi bana kötü davranmıyor yani çoğu şey kolay üretiliyor üretmesi eğlenceli şu anda öyle çok çok basite kaçmak istemiyorum eğer serinin ilerlerinde iyice kendimi tembel hissedersem o yönteme başvuracağım şu anda daha çok mod paketini kendim için mahvetmek istemiyorum açıkçası tamam yani bana bazen insanlar hani şöyle yapsan daha çok olur şöyle yapsan daha iyi olur falan diyor, diyorlar ama ben Amacım yaptığım her şeyde mümkün olduğu kadar kolaya kaçmak değil. Sadece mümkün olduğu kadar eğlenerek oynamak istiyorum ben. Yani evet öyle yaparsam şu anda fazla kolay olacak gibi geliyor açıkçası. Pekala. Buraya Emeraldik, buraya Grass, buraya Sapling, buraya Slime Ball. Neye atladım? Uh, lime Pegnet. Ah onu da almadım. Almamış. Tamam. Lime lime lime. O zaten ısınmıştır. Hemen onu alacağız. Koyacağız ve böylelikle bir tanesi daha bitmiş olacak. Bir tane boya bunlarla lime yaptık. Lime'ların birini buraya bıraktım ve böylelikle birini daha yaptık ve son bir tane görev kalmış oluyor burada. O da enori kristal. Enori kristal için tabii ki 9 tane demire ihtiyacımız var. Ve onun dışında Snowball, Button, Cobblestone ve Gray. Yani gri boya. Ve bitti sayılır. Ee, bununla beraber de Block of Iron'ımızı alıyoruz. Bütün malzemelerini hemen hazırladığımız zaten inanılmaz kolaydı gerçekten. Ee, bu Iron'ı yapması. Bunlar çok ucuz. Hani özellikle <laughs> Continuum'da o kadar uğraştıktan sonra bunlar o kadar kolay ve rahat geliyor ki. Tamam. Gray... Button, Cobblestone, Snowball. Zaten hepsi bizde vardı. Kolay ulaşılacak bir yerde. Ve de bam. Energizer'a da drillimizi koyalım. Drill şarj olsun. Kullanacağımdan değil. Bulunsun. Burada dirili kullanacağım çok fazla bir şey yok. Zaten her yer boşluk. <laughs> İstemese yapmazdım dirili. Ve böylelikle bizden istediği her şeyi bitirmiş oluyoruz. Aynen öyle üstüne. Neredesin? Bilmiyorum. Gizli kuş. Evet. Şimdi tabii ki görevin görmesi için bunların hepsini açmamız gerekiyor. O bug'dan nefret ediyorum. Şu e, bilmeden herhangi bir şeyin üretimine tık, tık diyorsunuz zaten elinizde eşya varken. Daha sonra eşya görünmez oluyor çantanızı kapatana kadar. Çantanızı kapatınca da yere düşüyor eşya. Klasik bayağı uzun süredir oyunda olan bir şey. Hadi bam. Badass glasses. Bunu da buraya atalım her neyse. Ve bunu da yapmış olduk. Uh. Artık bu görevlerin dördü de açıldı ve bu arkadaşın ee, yapabilmek için Ender Casing'i de yapmamız gerekiyor. Şimdi Ender Casing, Leaf Eating Generator bunları yapmak asıl uzun zamanımızı alacak şey tahminen ve Experience Solidifier. Empowered Canola Seed ile başlayalım biz. Bize bütün bu Diamond'indir, Void'dir, Emeradik'tir şeyleri niye yaptırdı bilmiyorum ama Empowered Canola sadece bir tane e, Crystallized Canola onu da bu lazerin önünde yapıyorduk hatırlıyorsanız ve dört tane de klasik hepimizin bildiği ve sevdiği Canola yapılıyor. Neredeyse bedava sayılır sadece Canola kullanıyorsunuz ve bu bize Empowered olanını veriyor. Tada! Ve şimdi e, bunu da Aynı bunu crystallize'a dönüştürdüğümüz gibi bir tane yer açıyorsunuz. İçine bunu koyuyorsunuz ve içine atıyorsunuz. Bu da bize Empowered Oil veriyor. Ve Empowered Oil da bu oil'ın olabileceği en yukarı nokta. Daha yukarısı yok. Ve böylelikle bu görevi de tamamladık. Yine aynı çöp ödüller geldi. Beklendik bir şey. Ama Bence hani bu bölüm bayağı bir ilerleme kaydettik. Şu anda yapmadığım 5 tane görev kaldı. Dediğim gibi Experience Solidifier, Ender Casing ve Leaf Eating Generator çok kolay. Bizi birazcık uğraştıracak olan şey bu Phantom şeyler. Çok fazla farklı malzeme istediği için. Onun dışında buradaki arkadaş da kolay olması lazım. Bir sonraki bölüm bunları kesin bitiriyoruz ve büyü modunda da ben biraz daha ilerlemiş olacağım. Belki onda da yaptığım şeyleri gösteririm. Fakat bu bölümlük benden bu kadar o zaman. Tamam. Ee, bir dahaki bölüm ekşiledi için ise tamamen bay bay diyoruz yani. Güzel. İyi gidiyoruz ya. Beğendim mi? O zaman e, bugün bana katıldığınız için teşekkür ediyorum ve bir sonraki bölüm tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.